Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine Burak'ın yanına geldik. Şimdi ulan bir hastalık bulaştırdı biz arkadaşlar. Küçük bir akvaryum daha yapacağız. Ben bunu geçen sene yapmıştım. Ama maalesef o zaman şimdi ben tam kuramadığım için hemen kirleniyordu. 3 günde su kirlenmişti. Onu değiştirdik. Şimdi ise arkadaşlar şu arkamda gördünüz. Küçük, minyatür. Herhalde ortalama 30 santimlik bir akvaryum var. 20 litre var mı? 20-30 litre. Daha küçük. Daha mı küçük? Evet. Şimdi Burak şöyle bir sistem yaptı arkadaşlar. Şimdi bunun buradaki motoru yok. Bu bana hediye gelmişti evet, kardeş. Motoru yoktu şimdi. Motoru yoktu. Ama sen bunu motor tasarladın. Orijinal sisteme uyarladık. He lan nasıl yaptın yani lan harbiden? Arkadaşlar şöyle göstereyim. En sonunda bak. Şuraya bir filtre şey ayarlayacağız. Yani bu normalde bunun parçası nerede? Normalde başka bir şey bu değil mi? Yok. Bu normalde hava motoru. Tabii filtre. Normalde filtre. Filtre ama böyle bir filtre değil. Tabii şu şekil bu. Şu şekil bir filtre. Evet. Normalde bu ha bende bundan vardı evet, tamam mı? Bu şekil bir filtre. La kardeş bu iki günde kirletiyor suyun biz içindeyken. Altını kullanmadık. Evet. Burasını biraz ayarla farklı bir sistem ithal sistemine çevirdik öyle biliyorum. Ben tabii buradaydım ama ne yaptığını izlemedim arkadaşlar. Dedim bu adam yapsın kafası sakin olsun. Bak şimdi şuraya sünger sistemlerini koyacağız. Şu gördüğünüz borudan çekecek arkadaşlar ve buraya temiz suyu dökecek. Yani buraya gelecek temiz su burada işlem görecek yani bir nevi. Sonra temiz su süzülecek. Şimdi bir testini mi yapacağız? Evet bir testini yapalım. İlk önce bir testini yapalım. Ama akvaryumun nasıl? Puanlasana çok, bir. Çok güzel bir mini akvaryum. Değil mi? Güzel bir mono akvaryum yaparız. Işte. Buna bitki akvaryumu yapacağız arkadaşlar. Bitki koyacağız içine. Bir de lepistes koyalım. 2-3 evet, tane lepistes aynen. Koyarız böyle. Çok fazla koymayacağız. Zaten yavrular onlar herhalde. Bir hatır bir masa akvaryumu yapacağız. Aynen öyle. Zaten bunu masaya koyacağız. Bir deneyelim mi kardeş? Deneyelim. Haydi bismillah. Arkadaşlar bakalım. Sorunsuz çalışacak mı? Ama nasıl yaptı helal olsun. Bak şuradan bir şeylerle yapıştırdı. Silikon mu kullandı? Bu ne yaptı ya? Evet şimdi heyecanla çalıştıracağız arkadaşlar. Evet şimdi bu kadarcık kovayla suyumuz dolmuş oluyor arkadaşlar. Bu kova 5 litre arkadaşlar. Oo 10 litreymiş hemen hemen. 10 litre bile değil. Evet biraz daha. Ortalama 8-9 litre. Evet şimdi suyu doldurduk. Şimdi arkadaşlar çalıştıracağız. Vallahi heyecanlıyım. İnşallah adamın verdiği emek boşa gitmez. Evet şimdi suyu tamamlayalım ve daha sonra çalıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi Burak tesisatı çekiyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım olacak mı? Vallahi oldu. Kapağımız oradan çıktı kanka. Çıktı mı kapağımız? Aynen alttaki tamam, çıktı. Yani, tekrar... Olabilir teknik arıza. Tabii tekrar takacağız. Ama çalıştığını gördüm ilk başta evet, bak çalıştık. Şu an hatta geliyor hala. Onu tekrardan şuraya sabitleyeceğiz. Bakın kapak düştü. Evet onu şimdi sabitleyelim. Demek ki çalışıyor. Evet. Bir sorun olacağını zaten düşünmedim de yine de denemekte fayda var. Tabii. Yok şu an test yaptık zaten. Evet. Yakışıklı geliyor. Bulut değil mi bu? Bulut. Ya çok güzel bu ya. Gel. Bulut gel. Maşallah sana. Ya sen ne kadar şekersin. Ne kadar şekersin ya. Hiç umursamıyor arkadaşlar. Yakışıklı olduğu için takmıyor kimseyi. Evet şimdi tekrardan yapıyoruz. Haydi bismillah kardeş. Bak arkadaşlar. Suyu süzülüyor, çalışıyor. Şimdi buralara elyaf doldurduktan sonra. Kanka peki bir şey daha isteyebilir miyim? Şimdi bir tık daha uzatabilir miyiz? Bakalım eğer parça varsa. Şuraya kadar uzatalım bence. Tamam parça varsa. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Vallahi oldu arkadaşlar. Bak buradan da tekrardan suya giriş yapıyoruz. Mis gibi oldu. Hadi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar Yusuf ve Ali balık almaya gelmişler. Kardeş bakana bak. Yok alttaki bu muydu? Güzel seçmişsiniz ha. Ben diğeri sandım. Harbiden güzel bak. Şöyle bir yakından görelim. Hadi hayırlı olsun gençler. Sağ olun abi. Kaç balık var? Benim 5 tane oldu şu an. 5 tane oldu. Evet, tane. Arkadaşlar bayağı da bir Japon balığı gelmiş. Ama ben Japon balığı tercih etmiyorum çocuklar ya. Neden abi? Kirlenmesi çok fazla oluyor. Aynen. Bayağı temizlik istiyor. Bak şunlar daha güzel. Hem suyu kirletmiyorlar hem minicik. Daha iyi değil mi? Evet. Tabi zevkler tartışılmaz. Aha bir tane de köpek gelmiş. O bizim Mustafa'nın köpeğine benziyor lan. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ciklet gelecekti ama maalesef ciklet gelmemiş. Onun yerine böyle güzel lepistesler gelmiş. Bu lepisteslerden alacağız bu küçük akvaryum için. Bir de Japon gelmiş, bir de bitkiler gelmiş. Bu bitkilerden güzel bir akvaryum yapacağız. Minyatür akvaryum. Balık çok koymayacağız, az koyacağız. Kumumuzu vesaire de ayarlayacağız arkadaşlar. Güzel bir akvaryum çünkü. Minik masa için balık akvaryumu yapacağız inşallah. Evet şuradan birazdan tercih edeceğiz. Buradan tercih ederiz. Belki bir tane melek balığı eğer koy derse koyarız arkadaşlar. Bir tane küçük vatos koyarız. Ama bunlara bayıldım ben. Şu
Şunların güzelliğine baksanıza ya, maşallah. Evet arkadaşlar, burada da maşallah. Bu köpeği görünce benim kardeşim köpeği kayboldu. Dişi ama o. Aynısı. Aynı bundan işte. Aynısı yani bunun dişi versiyonunu hayal et, tamam mı? Hatta şimdi kardeşim bu videoyu izlerken duygulanacak muhtemelen. Maşallah. Ben dipsinin kırmızı daha güzel olur ona. Aynen. Bu biraz çok zıt bir renk olur. Sen de eziyorsun abi. Eyvallah, sağ olasın. Köpeğiniz de maşallah çok iyi gerçekten. Daha bir yaşadın mı? Yaşadım. Maşallah. Eğitim falan var mı? Yok, çatmaz. Çatmaz, iyi. Evet arkadaşlar, vallahi var ya, mükemmel oldu maşallah. Bir de şöyle bir filtre ucu koydu. Süper oldu lan. Evet, çok güzel oldu. İstersen yapıyorsun ha. Orijinali gibi olmuş oldu. Orijinalden daha iyi oldu bence. Şurayı da değiştirdik, biraz daha uzattık arkadaşlar. Bir de başına tıpayı taktı. Şahane bir şey oldu gerçekten. Şimdi bunu ilk başta bitkiye çevireceğiz. Evet. Bitkilerimizi yani, düzeceğiz. Küçüktür. Yani minyatür. Çok küçük, çok, evet, küçük. Çok aynen küçük, öyle. Minyatür şeyler. Yani buraya minik bir dünya yapacağız. Evet. Şimdi de işte dizaynına geçelim ufak. 1-2 saat sürer mi? 1 saat maksimum. 1 saat, evet. 1 saat sonra arkadaşlar bunu çok merak ediyorum nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bu ne kumuydu? Bizde vardı. Biz bunu kullan. Hagen değil mi? Hagen arkadaşlar bitki için çok faydalıymış. Şimdi bunu zemine döktük. Bir şey değil mi? Bundan nasıl bir şey çıkacak? Çok merak ediyorum. Burak'a da güveniyorum. Ölüm ayarı verecek arkadaşlar. Evet, şimdi Burak Reis kumları getiriyor. Balık dediğimiz gibi arkadaşlar bunlardan koyacağız. Ya çok şahane bir şey olacak. Çok heyecanlı. Bitki akvaryumu çok ayrı bir dünya zaten değil mi Burak? Çok farklı bir şey. Ayrı bir ekosistem. Aynen öyle. Orada bir dünya oluşur. Hatta sonrasında, bakın size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu gördüğünüz salyangozlardan türüyor sürekli. Ben bunu çok sevmiyorum ama maalesef bitki akvaryumlarında bu kaçınılmaz bir durum oluyor maalesef. Bu elma salyangozu da şu. Ha şunlar değil mi? He. Bak şu küçük olanlardan türüyor. Neyse, kesin türememesi için Burak bir şeyler yapar ya. Var mı yöntemi? Var, tamam. Tamam kardeş, türemesin onlar, ben istemiyorum. Çünkü sonsuz türüyorlar bu sefer. Evet, onlarda durmaksızın. Evet, arka plan da bu arada değiştirdi Burak. Önceki şuydu arkadaşlar. Bu maalesef deforme olmuştu, artık kenarlarından kalkmıştı. Daha koyu bir mavi renk kullandık orada. Çok da güzel oldu mavi renk. Tamam. Nereden koyu kardeşim? Yok, koyu mavi. Evet. Ama şu suyu doldurduğun zaman bizim aklındaki şekli alıyor ya. Ama çok güzel bir şey yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar böyle kısım kısım çekeceğim size yine. Bu arada büyük akvaryuma da... Anam, odun köpek balığı teki gitmiş. Yok, orada. Ha, orada mı? Dinleniyor, teşhide geldi. He, tamam dinleniyor. Arkadaşlar şimdi şu odun köpek balığının küçüğünden alacağız muhtemelen. Yani bir de şunların küçüğünden bulabilirsek bunların küçüğünden alacağız. Bunlara baksanıza lan. Yavani gibi resmen. Sakin ol oğlum, sakin ol. Evet şimdi Burak Reis... Benim tasarım hayalimi gerçekleştiriyor. Ben şimdi dedim ki arkadaşlar, şu ön kısım bu şekilde kalsın. Arkaya doğru bir tepe oluşturalım. Önünde işte ağaçlar, bitkiler olacak. 3-4 tane balık koydum mu tadından yenmez arkadaşlar. Bu arada bulut ve güneş yargı dağıtıyor. Bulut, ne haber? Ya şu güzelliğe baksanıza ya. Maşallah maşallah arkadaşlar. Şu çok havalı gerçekten. Çünkü güzelliğinin farkında, yakışıklı olmasının farkında. Bir de şöyle boy gösterdi. Bak onun kankası da şurada. Güneş. Bunlar da güneş arkadaşlar. Gel buraya gel, gel, gel buraya gel. Şu güzelliğe bakın ya, maşallah maşallah. Evet, şimdi şu sistemi bitirelim. Bakalım sonunda neler çıkacak. Arkadaşlar şöyle bir tane yüksek bir dağ yaptık, tepe yaptık. Bitkileri de böyle önüne serdik. Şimdi şuraya bir tane mağara yapacağız. Arkasına da şu bitkiyi yerleştireceğiz. Ön kısmına da şöyle gördüğünüz gibi bitkileri dizdik. Burak Reis şovunu yapıyor ya. Şimdi son bir, aa bak çok güzel oldu arkadaşlar, harbiden çok çok iyi oldu. Bunu da şimdi arkasına yerleştirdim mi olay tamamdır. Evet arkadaşlar, akvaryum bitti. Şimdi bu içindeki suyu tabii tekrardan boşaltacağız. Evet, taze su koyacağız evde. Gösterim amaçlı. Aynen öyle. Şimdi bir gösterelim. Gösterim amaçlı. Yok. Bence şu coşkuyu verebilirsin. Vereyim mi? Ver. Vay harbiden arkadaşlar. Bu arada dışı biraz buharlı. Çünkü bulunduğumuz ortamla suyun ısısı farklı. O yüzden burada terlemeler oluyor arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Yani bir küçük akvaryum. Evet. Bu kadar güzel olabilir aynen harbiden. Benim çok hoşuma gitti. Suyumuzun bulanıklığı gittikçe daha da netleşecek. Daha da güzelleşecek. Şimdi bu böyle evde birkaç gün çalıştıracağız arkadaşlar. Büyük akvaryuma balık alacağımız zaman bunu da alırız. Tabii buna da veririz. Aynen öyle. Güzel bir balık alma bölümü de yaparız arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu suyu boşaltacağız. Şeklini bozmadan inşallah gidene kadar bozulmaz. Bir şey olmaz.
İnşallah gidene kadar bozulmaz. Bunu eve tekrardan taze suyla dolduracağız. 2 gün 3 gün çalıştırıp ve daha sonra balıklarımızı koyabiliriz arkadaşlar. Burada böyle bir dağ gibi bir tepe oldu arkadaşlar. Böyle kayalardan. Hemen onun altında bir mağara var. Şurada bir tane bu eski dolmen mezarı. Dolmen mezarı diyorlar arkadaşlar. Böyle 2 tane taş, üstüne bir tane kaya. O şekilde oldu. Arkasında yine bitki var. Bunların hepsi canlı. Tamamen böyle canlı bir akvaryum oldu. Taşımız da çok kaliteli bir Hagen kumu arkadaşlar. Çok kaliteli. Burak Reis ellerine sağlık. Senin de diline bayağı sağlık. Bayağı iyi oldu ama gerçekten. Bak şöyle evet. Bir açıyorum. Filtre sistemimiz. Yani şu filtre sistemi arkadaşlar. Tutmaya başladı. Aynen. Aa bak o çöpü içeride gezerken tabii. Görüyordum ben. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Altta çöpleri toplamış. Harften yan tutsan da olur mu? Olur da genelde böyle süzülmesi daha sağlam. Daha mı iyi olur? Aynen öyle. Zaten şuradan da akışları sağlanıyor. Küçük. Arkadaşlar çok iyi oldu. Böyle bir şey normalde yoktur. Yani makinenin kendi orijinali var. Ama bu hediye geldiği için orijinal yoktu zaten. Burak burada böyle bir tasarım yaptı arkadaşlar. Çok da güzel oldu yani. İyi bir dönüşüm oldu. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Bir de şu alt kısmı arkadaşlar hava taşı koyduk. Oradan da böyle baloncuklar çıkıyor. Evet, hızını biraz ayarlayıp şey yapabileceğiz daha ufak da. Ona şimdi öyle. Vana. Tamam vana atacağız bir de çek valve. Onu kesin atalım. Evet. Şimdi o çek valve dediği şey arkadaşlar örnek veriyorum. Elektrik gitti. Bu içerideki suyun hepsini şu hortumlardan dışarıya taşıyor tekrardan. Hortumdan akıyor. Hem motorumuzu bozuyor. Hem de dışarıya su veriyor. Çok kötü yani bir şey. Tehlikeli bir durum ev için. Ona çok yani pratik bir yöntem. Çok bir sorun yaşamazsın. Küçük bir akvaryum. Ama yine de 10 litre su yani kimse istemez. Evdeki akvaryum mesela büyük olduğu için su akıp gitti mi? Aynen öyle. Ona da bir çözüm bulduk arkadaşlar. Bir vana atacağız bir de check valve. Konu kapanıyor. Şimdi onları da alalım. Ve daha sonra biz eve doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Bulut Reis'in müsaadesiyle şimdi biliyorsunuz komşumuza... Şöyle yani aynı zamanda takipçimiz arkadaşlar. Yani komşumuz dersem benim binada takipçimiz. Onlara şu kumdan Burak Reis dedi ki bunu ben hediye ediyorum. Bu bildiğimiz deniz kumu arkadaşlar. Bunu da ben aldım. Motoru çünkü şöyle eskimişti bayağı bir. Yani bu arkadaki yapışma şeyi de yoktu. O yüzden riske girmedik. Şunu aldık. Şunları aldık. Kaya falan da var zaten bende. Aynen öyle. Bir arka planımız yoktur kanka onda. Tamam. Gerek var mı? Daha mı güzel olur yoksa arka plan olmazsa? Verebiliriz o da basit bir şey veririz. Tamam olmaz. Bir de arka plan alacağız. Şunun gibi bir şeyler alırız arkadaşlar. Ve akvaryumumuzu da şöyle boşalttık. Çok güzel oldu. Zaten bu videonun devamını evde ben çekerim. Temiz suyla görürsün sen de. Biz rendimi daha net bir şey görürüz. Şimdi Burak diyor ki ben yıllardır kendime böyle bir şey yapacaktım. Bir türlü elim değmedi diyor. Ama yaptın en sonunda. İşte yaptık sana nasıl? Eyvallah teşekkür ederim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Var mı demek istediğin bir şey kardeş? Yok teşekkür ederiz. Takipçilerimize selamlar olsun. Evet. Yani yorum eleştiri tabii ki olacak. Kesinlikle alınma, gücenme yoktur. Aynen öyle. Herkes istediği yorumu yapmakla serbest. Aynen öyle. Herkesin göz zevki de farklı, şeyi de farklı yani. Bu arada bazen akvaryum aldık ya sen de şunu. Evet. Soranlar var arkadaşlar bir tane kalmış bundan. Bu biskinden 20 santim daha küçük. Almak isteyenler de varsa Burak Akvaryum Instagram hesabına yazabilirler. Evet. Burak Akvaryum ne diye geçiyor tam direkt olarak? Burak Akvaryum. Burak Akvaryum. Yani, yazın Burak arkadaşlar. Pet Shop daha doğrusu. Aynen öyle. Gaziantep'te de Maaşkuyu Caddesi'ne geldiğinizde yani kime sorsanız gösterirler Burak Akvaryum'u. Eyvallah kardeş teşekkürler. Bulut Reis. Güneş. Yok, şunun var ya. Güneş, ha, güneş ben hep buna bulut diyorum bulut ya. Bulut orada. Güneş. Ben diyorum buna bulut deyince niye bakmıyor? Ya senin de var ya. Ulan çok yakışıklısın ama çok da böyle umursamazsın ya. Senin şu gözlerini, şu tüylerini, yüzünü, ağzını, yüzünü ısıracağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar harbiden şahane ötesi oldu. Şöyle Burak arka planı da yapıştırdı. Kardeş eline emeğine sağlık. Harbiden efsane oldu. Şimdi kapağı burada. Işığı var arkadaşlar. Yani sıfır motor da burada. Kumu da burada. Çok güzel bir şey yaptık. Şimdi böyle sileceğiz sağını solunu. Zaten bunlar hani gidecek olan lekeler. Ben temizlemiştim bir önceki videoda. Ama tabii yine şimdi nemleniyor, bekliyor vesaire. Yine kirlenme oluyor. Bunlar da kireç. Bunlar gider. Kolay bir şeydir arkadaşlar. Yani amatör bir insan için güzel bir akvaryum. Ölçüsü 60 santim civarında değil mi? Evet. Ölçüsü 60 santim arkadaşlar. Güzelce temizliği, kumu serilince çok şahane bir şey olacağına inanıyorum. Şimdiden yeni sahibine de hayırlı olsun. Evet arkadaşlar kumu da serdik. Ola şahane oldu ya. Vallahi şahane oldu arkadaşlar. Ben şu an çok mutluyum. Çocukların da merakını, heyecanını ben de çok merak ediyorum. Şimdi motoru da bağlayacağız arkadaşlar. İyi kardeş sen her şeyi yaptın zaten. Ben bir tek suyu koyacağım herhalde. Suyu ve balığı koyacağız arkadaşlar. Zaten bugün gittin mi? Aa bugün teslim edeyim. Evet. Suyu dolduralım tamam mı? Aynen dinlensin. Çok ben kenara balık almaya geldim de onlara da alayım. Aa süper oldu lan. Arkadaşlar çok çok iyi oldu. Aman cam. Yok. Korktum lan cam kırılmış diyeceksin sen.
Bu akvaryum benim ilk akvaryumum arkadaşlar. Ama şimdi daha güzel bir yere gidiyor. Benden daha iyi bakacak bir yere gidiyor. Kumda bir şey değil mi? Şahane oldu. Bu arada camımız böyle buharlı. Bunu sildim mi gidiyor arkadaşlar. Yani kötü mötü bir kirli şeyler vermiyoruz. Şöyle silelim. Bu da takipçimize yakışır bir şekilde gelecek inşallah. Şimdi şu ışığın falan da koyalım. Suyu bir defa doldurup boşaltacağız burada. Oraya gittiğimizde şunları sökelim buradan arkadaşlar. Oraya gittiğimizde sadece yapacağımız şey arkadaşlar suyu doldurup 2 gün beklemek. Kendi balıklarımı alacağın zaman onlara da alacağız. Evet, hayırlı olsun. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi, sen Akın abi. Vallahi söz verdim, getirdim lan akvaryuma. Teşekkür ederim. Ama şimdi balık koyamayacağız. 2 gün suyun dinlenmesi lazım. Motorunu her şeyini taktık. Hatta şöyle açalım. Nasılsın abi? Sağ olasın, teşekkür ederim. Eyvallah abi. Abi sıfır motor koyduk. Deniz kumu. Arka planını güzelce yeniledik. Işığı da var bunun. Her şeyi var yani. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Suyu şimdi çıkalım beraber müsaitse yer. Biraz su dolduracağız abi. Bunu tamam doldururuz. Sadece 2 gün dinlensin. Su böyle dinlendikten sonra ben kendime balıkları alacağım ve tekrardan siskinini alacağım o esnada. 10 numarada bir şey olur diye düşünüyorum. Bunu koyacağımız sehpa var mı? Var. Var mı? Tamam süper o zaman. Normal sehpa var. Her böyle sıkıntı yok yok. İstesen abi sen al bunu yavaştan. Aa Muhammed de geldi. Muhammed ne yapıyorsun? Ula akvaryum akvaryum dedim. Hangi sonunda geldi. Buna Japon balıkları koyarız. Onlar daha dayanıklı böyle. Ben zaten nasıl temizleyeceğinize gösteririm suyu nasıl temizleyeceğim. Yok hiç o var değil. Al kapağından tut abi istersen. Anam 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 maşallah yeni yavrulamış. Kaç tane? 2 tane bir de. 6 tane yavru oldu. 6 tane arardı. Öldüler mi? Onlar öldüler. 3 tane ölmüştü. Bu yavrularını da babasına ayırıyorsunuz değil mi? Babasını mecburen ayırdık çünkü babaları... Kavga ediyor. Evet. Anam. İyice kanadı. Bak bak kızıyor ha değil mi sanki? Yok kız mıydı ele çağırıyor. Evet şimdi akvaryumu da şu köşeye koyacaksınız herhalde. Evet arkadaşlar bunu böyle koyduk. Su biraz bulanık çünkü daha yeni koyduk bunu. Şöyle makine birkaç gün çalışırsa su berraklaşacak. Şimdi kayalarımız geliyor, bizim evdeydi. Çocuklar almaya gittiler. Onlar da buraya böyle ufak bir tasarım yapacağız. Evet arkadaşlar akvaryumda finale geldik. Güzel oldu bence. Şöyle ufak bir mağara yaptık. Şurada bir kayalarla tasarım yaptık. Nasıl oldu çocuklar? İyi oldu Akın abi. Teşekkür ederiz. Vallahi ben de teşekkür ederim. İnşallah balıkları da koyarsak. Eyvallah. Arkadaşlar 10 numara bakın olur. Mağara gibi olmuş böyle çeşitler. Evet. Motor da sağlıklı çalışıyor arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Şimdi su biraz daha dinlendikçe netleşecek arkadaşlar. Balıklar da koydum mu 10 numara bir şey olacak. Haydi hayırlı olsun hepinize. Teşekkür ederim. Haydi hayırlı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük akvaryumumuzu da kurduk. Ufak bir teknik sorun oldu. Bir de rakibimiz herhalde arkadaşlar bu sene. Ağaçlarımızı döktü. Benden haberse su doldurmuş. Şuradaki birkaç ağacımız söküldü ama yine de Allah'tan Burak'tan aldığım tecrübelerle kendim onu yerine getirdim. Şöyle sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Bak şöyle ışığı bir açalım arkadaşlar. Sizler de görün. Bak gördün mü? Temizleme sistemimiz mükemmel tıkırında arkadaşlar. Buna da çalışıyor. Tabii ki güzel değil mi? Güzel olmuş. Bunu Burak yaptı. Normalde böyle bir sistemi makinesi yok yani. Evet şöyle suyumuzu şuradan dolduralım. Evet suyumuzu da doldurduk arkadaşlar. Ya çok güzel olmadı mı? Şimdi size arkadaşlar akvaryumumuzu tamamıyla gösteriyorum. Şu hava motorunu takmamız lazım. Ona bir tane çoğaltıcı bulacağız şimdi. Çünkü maalesef altta prizimizde yer kalmadı arkadaşlar. Hemen şimdi çoğaltıcı bulup hava motorunu da çalıştırıyorum. Ve sizlere akvaryumun bitmiş halini gösteriyorum.
arkadaşlar, güzel bir videonun da sonuna geldik. Hem komşumuzu mutlu etmiş olduk, hem kendimizi mutlu ettik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Zaten videoyu izlediniz arkadaşlar. Yapılış aşamalarını izlediniz tek tek. Burası benim küçük, kendi masam arkadaşlar. Biliyorsunuz el film masanın odasını kiralamıştım. İşte rüşvet olsun diye böyle güzel şeyler de onun odasına katıyorum ki odada kalmama müsaade etsin bana. Şimdi burayı toparlayacağız böyle güzelce. Ve daha sonraki videomuzda arkadaşlar buraya çok güzel balıklardan koymayı planlıyoruz. Yani benim niyetimde Lepistes var. Eğer ki sizin farklı önerileriniz varsa, bu küçük bir akvaryum çünkü. Bakın şu kadar boyutlarda arkadaşlar. Küçük ve tatlı bir akvaryum. Bu akvaryuma çok az sayıda balık koyacağız. Yani belki 2 tane, belki 3 tane balık koyacağız. O yüzden siz de bu akvaryumda yaşayacak, bu dünyaya layık olan küçük, çok büyük yer istemeyen balık türlerini yoruma yazabilirsiniz. Bu akvaryuma da inşallah bir sonraki videomuzda güzel balıklar eklemeye devam edeceğiz. Farklı türler de getireceğiz arkadaşlar. Ben ekstra şöyle dokunuşlar da yaptım. İstersen gel gösterelim. Bakın arkadaşlar, şöyle bir kayalardan, yine kayrak taşlarından güzel bir tasarım yaptık. Şu motorun etrafını da kapattık. Şimdi bunun nasıl bir artısı var? Şuraya da şöyle bir yürüyüş yalı yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu villalarda da genelde kullanıyorlar. Çok da güzel oldu. Geceleri mesela şöyle bir güzelliği oluyor bu kayaların olmasının. Yani doğal bir ortam ya, ışığı kapattığımızda her balık kendi ortamını hazırlıyor. Kendi ortamına gidip böyle küçük kuytu köşe yerlere sığınıp yatıyorlar. Bazen şu arka tarafa giriyorlar. Bazen o kayanın içine giriyorlar. Bazen bu mağaranın altında yatıyorlar. Çok da güzel bir ortam oluyor gerçekten. Buradaki S harfini de çok kişi tahmin etmiş zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz akvaryumun markasıydı. Sebo muydu, Sobe mi, böyle bir şeydi. Biz ama bunu kenardaki harflere attım arkadaşlar. Sena Hanım, biliyorsunuz arkadaşlar bizim şu an kameraman aynı zamanda. Sena benim eşim, onun baş harfini buraya koydum. Bu burada inşallah böyle uzun süre kalır. Ve buraya arkadaşlar bizim akvaryumumuzun içindeki suyun ısısını ölçecek ısı ölçer getirdim. Bunu çok eskiden kendi akvaryuma, yani kapıcımıza verdim, akvaryumda kullanıyordum. Hani orada Lepistes falan besliyorduk, lazım oluyordu. Bunu da öyle koydum arkadaşlar buraya. Şahane de oldu. Ya bir şey diyeyim mi? Sistem nasıl oldu? Tamamen bir hayvanat bahçesi değil mi? Şimdi sırada hangi hayvanlar getirdim buraya? Bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir size el yapımız. Bayağı bir güzel kir toplamış. Hatta bak gördün mü, rengi de değişmiş artık yavaş yavaş. Çünkü pislikleri alıyor arkadaşlar. Buna seramik koyacağız. Bir sonraki videomuzda Burak gelecek bizimle beraber. Bunun içine güzelce seramiklerden koyacağız arkadaşlar. O da bakterileri daha iyi tutmaya yarıyormuş. Artık nasıl oluyor bilmiyorum, ilk defa göreceğiz. Ama şahane oldu. Bakın bitki akvaryum burada. Çok güzel bir şekilde motoru var. Hava motorumuz var, hava taşımız var. Şurada da gördüğünüz gibi çalışıyor sistemimiz arkadaşlar. Bunu Burak yaptı. Yani böyle bir şey yoktu normalde. Burak'ın da eline emeğine sağlık. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilsiniz, bedava bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.